1994 yılda dekabrın 23'ünde Moldova parlamentosu Gagauzian kanununu kabul etti. O zamandan beri Gagauzian doğuma günü dekabrın 23'ü sayılır. Bu yıl Gagauziamız 26 yaşında oluyor. Ben bugünle isteğim kutlama hepsi Moldova vatandaşlarımızı. Dil sadece hani Gagauzia'da yaşayırlar ama bütün Moldova'da, Moldova'nın dışında da yaşarsaydılar onları da kutlarım bugünle. Niçin dedim bu çok önemli bir gün. 1994 yılda dekabrın 23'ünde biz Moldova devletimizi koruduk. Böyle problemler, önce Gagauzian problemi Moldova'nın içinde başka eski Sovyet Birliği devletlerinde de vardı. Ama sadece Moldova'da, Moldova parlamentonun deputatları öyle bir politik çıkış buldular. Hani kansız, cinksiz böyle bir milli problem Moldova'nın içinde çözüldü. Gagauzia kendi autonomiyasını Moldova'nın içinde kazandı. Bunun için bu çok çok önemli bir gün bütün Moldova için. Moldova'nın büyükelçisi Türkiye'de oldukça birkaç söz isterim söyleme. Ne rol Türkiye o zaman oynadı bu problemi Moldova'nın içinde çözmeye dedi. 1994 yılda o zaman 9. Türkiye'nin Cumhurbaşkanı, Türkiye'nin Prezidenti Sayın Süleyman Demirel Moldova'ya geldi. O Gagauzları baba gibi severdi. O Gagauzlara baba gibi çalışardı. O isterdi hani Gagauzlar kendini iyi Moldova'nın içinde duysunlar. O bir taraftan, başka taraftan da o isterdi hani Moldova'yı tek bir devlet gibi koruma. Türkiye bize o zaman çok çok yardım etti. Hani biz Moldova devletimizi koruyalım, Gagauzian autonomisi Moldova devletin içinde bulunsun. Bunun için biz Türkiye bugün de çok sağ ol deriz. O zamandan beri Türkiye her zaman bizim yanımızdaydı. Bitki 10 yılın içinde TİKA üzerinden Türkiye Moldova'da 400 projeden taziyede yaptı. Türkiye ile bugün Moldova stratejik ortaklar, stratejik partnerler niçin deni onların arasında bir çok kavi, çok güçlü bir köprü var. Bu köprü Gagauz autonomiyası. Ben isterim tekrar sizi bugünle kutlama. İsterim hepsinize sağlık hem kısmet iyi yılda söyleme. Allah hepsimize bağışlasın bir sağlıklı yıl. Çok yaşasın Moldova. Moldova'nın içinde de Gagauzia. Sağ olasınız.